Bir de aynı zamanda önemli bir vitamin var burada konuşmamız gereken. Demans riskini arttırdığı için D vitamini. Demansın D'si ile D vitamininin D'si arkadaş. Gibi oldu. Kanada'da Alberta'daki Calgary Üniversitesi'nde İngiliz ve Kanadalı araştırmacılar 10 yıl boyunca 12 binden fazla yaşlı insanı takip etmişler. Bu süre zarfında D vitamini takviyeleri alanların almayanlara kıyasla %40 daha düşük bunama riskiyle karşı karşıya kaldıkları belirlenmiş. Doktor Zahi Nor İsmail, D vitamini bir anti-enflamatuardır. Beyinde hem anormal protein yumakları hem de amiloid beta plak oluşumunu engelliyor Evet. açıklaması yapmış. Ne kadar Yani D önemli. vitamini meselesi lüzumsuz yere büyütülüyor. D vitamini takviyesi almamak lazım. Zararlı bile oluyor falan diyenlere buradan duyurulur. Yakında bunları diyemeyecekler. Neden diyemeyecekler? Bunayacaklar çünkü. Maalesef. Anladım. Görünüyor. Bunadıkları için söyleyemeyecekler yani. Söyleyemeyecekler. Anladım. Çünkü hatırlayamayacaklar D vitamini gibi bir vitaminin varlığını. Üzülerek söyleyelim. Çünkü D vitamini meselesi çok önemli. D vitamini bizim güneş vitaminimiz. Bizim çağla bütün insanlık tarihi boyunca insanlar her türlü fonksiyonlarını güneşe göre ayarlamışlar. Güneşe uzun süre tapınmışlar. Bu kitap ve inanç din dünyamız bu noktada gelişene kadar insanlar, peygamberlerimiz gelene kadar. Neden? Çünkü gerçekten gündüz gece ritmi bizim de hayat ritmimiz olmuş. Doğru. Böyle baktığınız zaman gündüz aldığımız o vitamin, güneş vitamini, D vitamini yaklaşık 400-500 fonksiyonu derinden etkiliyor. Bunlardan bir tanesi de bellek. Çok net ve açık. Onun için D vitamini seviyeniz öyle 20-30 yeterli falan dediği zaman birisi size bana yeterli değil diye siz kendiniz karar verin. D vitamininin bana göre minimum seviyesi 50, maksimum seviyesi 100, makul seviyesi 70 civarıdır. 50'yi tutturursanız güzel. D vitamininizi hep cebinizde gezdirdiğiniz bir paket gibi de düşünmeyin. Her gün kullandığınız bir yiyecek gibi düşünün. Yani Ekim'de 80 olan D vitamininiz Mart'ta 30'a, 40'a, 50'ye inmiş olabilir. Hatta Ben 20'ye bile yeni inebilir. yeni yeni ölçtüm 30. Bir 30 tabii ki alman lazım. Evet. Çünkü artık kullandın Tam onu. Mart dediniz hocam. Depolandı. Mart'ta 30'u gördüm yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Dolayısıyla D vitaminini takip etmek her medeni insanın kadın erkek, çocuklar için de ergenler için, yetişkinler için de, yaşlılar için de Çok vazgeçilmez çok bir sağlık kıymetli. güvencesidir. Peki, şimdi doğal menopoz desteklerine hocam geçelim istiyoruz. Geçen hafta da özellikle konuştuk. Ama bu konuyla ilgili hem hormon tartışmaları hem de kullanılan ilaçlarla ilgili yan etkileriyle ilgili de hocamız çok güzel bilgiler vermişti. Ve bunun üzerine de çok fazla soru geliyor. Peki ama acaba doğal destekler var mı? Hem öncesinde hem esnasında. Şimdi David, bir kere menopozun bir fizyolojik dönem olduğunu bilelim. Yani insan ömrünün doğal bir dönemi. Nasıl çocuğunuz ilk adeti gördüğü zaman kızıyordunuz, aman Allah'ım hastalandı mı demiyorsunuz. Evet. Hatta seviniyorsunuz. Evet. Menopoza girdiğiniz zaman da ne oluyor bana deyip üzülmemeniz lazım. Önemli Evet. olan belli bir süre o hormonun eksikliği ile ilgili vücudunuz sizi uğraştırabilir. Çünkü yaklaşık olarak 15 yaşında başlasa, 50 yaşında bitse 35 sene aynı hormonu Onunla beraber kullanmış yaşadım. oldunuz. Onun eksikliğini, noksanlığını vücudunuz arar. Bu arayışlarında sizi terleterek, gece uykularınızı bölerek, uykunuzu hassas hale getirerek, sizi biraz daha sinirli, daha gergin, daha kolay öfkelenen birisi yapabilerek ya da ateş basmalarıyla, hatta bazen de depresif bir ruh haline sokarak uyarabilir. Sisli beyin yapabilir. Menopoz kadınların çoğunda görüyoruz. Kilo almanıza yol açabilir. İnsülin direncini tetikler çünkü östrojen eksikliği. Karaciğerdeki insülin metabolizmasını bozar östrojen eksikliği. Tamam mı? Bunların hepsinin çaresi var. Zorlaştıkça zorlaşıyor her şey Siz ama gittikçe. artık akıllandınız, 50 Evet, daha çok yaşındasınız. Hayat bilinçliyiz. tecrübeniz Doğru. var, Doğru. biliyorsunuz. Mücadele yollarını biliyorsunuz. Burada kolay yolu ilaç firmalarının bize direttiği, satıp para kazandığı hapları, çöpleri yutmak. Yani östrojen haplarını yutmak, projesteron haplarını yutmak. Ama gördük ki birdenbire karşımıza bir meme kanseri diye canavar çıktı. Evet. Ve 60'lı yıllarda pek gündemde olmayan meme kanseri 90'lı yıllara girerken 80'li yılların ortalarında olağanüstü bir sağlık gündemi haline geldi. Sonra geriye dönüp baktık ki şimdi asla kullanmasına izin verilmeyen premarin diye sentetik bir östrojenden kaynaklanmış bu. Bunu kullanan kadınlar kullanmayanlara göre 7-8 kere daha risk altında meme kanseri açısından. Böyle baktığınız zaman mümkün olduğu kadar hormondan uzak durmanız lazım. Özel koşulları var mı hocam? Var. Ama özel koşulların çok iyi tartışılması lazım. Yani ben
cildim daha güzel olsun, saçlarım daha sağlam kalsın, kırışmasın, kurumasın diye östrojen kullananlara gülerek bakıyorum. Hocam karşısında ileride meme kanseri duruyor yani, bravo, herhalde olamaz ya da, böyle bir şey. Ya da belleğimi daha iyi korurum, daha genç kalırım, daha uzun yaşarım. Bunların hepsi hiçbir bilimsel temeli kalmayan şeyler. Bir tek biraz kemik bütünlüğünü etkili, onu da çözebilmek için elimizde çok sayıda silah var, çok sayıda ürün var. Peki ne yapacağız hocam? Ateş basıyor, terliyoruz, uykumuz bozuluyor. Bir doğal destek var mı? Var. Bitkisel östrojenler var. Bitkiler de östrojen benzeri, östrojen analogu dediğimiz östrojenle birebir aynı maddeleri kullanıyorlar. O maddeleri siz vücudunuza bol miktarda kazandırabilirseniz Çağla, o maddeler sizin östrojen reseptörlerinize yapışıyor ve hücreleriniz östrojen varmış gibi mutlu olmaya başlıyor. Yani östrojen noksanlığı, yoksunluğundan uzak tutuyor sizi. Ne o maddeler? Bitkisel östrojenlerin iki tanesi çok meşhur. Bir tanesi genisteyin. Bir tanesi de daitseyin. Genisteyin özellikle soya fasulyesinde çok var. Sağlam, organik, genetiği oynanmamış soyadan elde edilen genisteyin ve daitseyin, özellikle genisteyin içeren hapları kullandığınız zaman ciddi ölçüde memek kanseri riski taşımadan bu problemi çözme avantajı yakalayabilirsiniz. Böyle bir şey var yani, bunu ben doğal yolla tüketilir diye düşünmüştüm. Hapları da var. Peki daha başka sağlam güvence var mı? Bu stüdyoda geçen sene bu konuyu bir defa anlatmıştım, bir daha anlatayım. Östrojen reseptörlerini kapatabilen ama östrojen, bitkisel östrojen bile olmayan doğal bir şey var. Lignanlar. Lignanlar da çok var. Keten tohumu menopoza girerken kadınların en önemli yol arkadaşı olmalı. Zaten keten tohumu omega 3 nedeniyle, kabızlık mücadelesi posa nedeniyle de zaten çok önemli bir hazine. Evet. Protein de kazanıyorsunuz, sağlıklı yağ kazanıyorsunuz. Ama aynı zamanda kazandığınız lignan gücü kesinlikle sizde bir meme problemi, bir prostat problemi yaratmadan kadın için de erkek için de daha iyi bir 50 yaş sonrasını garanti edebiliyor. O neyi taklit ediyor peki? Keten tohumu neyi aynı taklit östrojen, ediyor? Aynı bitkisel östrojeni taklit ediyor. Yani bitkisel östrojen kadınların kaybettiği östrojeni taklit ediyor. Lignan da bitkisel östrojeni taklit ediyor. Dolayısıyla lignan kullanmak, lignandan zengin gıdaları kullanmak çok daha akıllıca bir iş. Yaşanan bir takım olumsuzlukları bertaraf etmede yardımcı olma adına mı, yoksa taklit etmesi açısından menopozu geciktirmede kadar rol oynuyor? Menopozu geciktirmiyor Çağda. Menopoz ile ilgili sorunlarınız sizin. Ateş basması, terleme, uyku bölünmeleri, uyku kalitesi düşüklüğü, sinirlilik, gerginlik falan filansa o belirtilerin nedeni östrojen eksikliği. Ne kadar çok östrojen reseptörünüzü bitkisel östrojenle veya lignanla kandırıp doldurabilirseniz bu belirtileri o kadar az yaşıyorsunuz. Başka var mı bu amaçla kullanılan? Var. Bir sürü başka madde var. Bitkisel maddeler var. O bitkisel maddelerin de ilaç haline getirmiş olanları var. Yani menopoz tedavisinde artık kadın doğumcu meslektaşlarımızın bile çoğunun menopoz desteği olarak bu bitkisel karışımlarla, bitkisel östrojenlerle, hatta biraz daha magnezyumu devreye sokarak, burada magnezyumla muazzam işlevler görür, aklınızda olsun. Magnezyumun özellikle malat formu çok ciddi iş görür menopozda. Çok ciddi başarılar elde edebilirsiniz. Az önce sisli beynin içerisinde de bahsetmiştiniz zaten. Yine sıcak basmalarında sarı kantoronun ve terlemelerde ise şerbetçi otunun da faydalı olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Evet, söyleyebiliyoruz. İşte çaylarını ve soğuklarını. Sarı kantoron sadece sıcak basmasında da değil, menopoza bağlı sisli beyinde, SAMI ile birlikte sisli beyni dağıtmada, konsantrasyon odaklarını arttırmada da işe yarar. Peki bu bilgilerden sonra az önce bir minik böyle meme kanserinin oluşumundan farklı hormonların kullanılmasıyla birlikte bahsetmiştik. Tümörlere minik bir geçiş yapacağım ama zararsız olduğunu düşündüğümüz vücudumuzda bulunan yağ bezeleri. Yağ bezeleri tümöre dönüşebilir mi? Çok az Çağla, çok az. Yani ben şimdiye kadar daha önce yağ bezesi olduğunu tanıyla kesinleştirdiğim hiç kimse de 40 yıllık hekimim hiç görmedim liposarkoma dönüşünü. Yağ dokusundan gelişen tümörlerin adı liposarkomlar. Liposarkom diyoruz ve bayağı belalı kanserlerdir. Ama yine de aklınızda olsun. Eğer bir yağ bezesi derindeyse, sertse, hızlı büyüyorsa, ağrılıysa onu bir sadece ultrasona güvenmemek, biyopsi yapıp
kanserleşme eğilimi olup olmadığına bakmakta fayda, fayda var. Ama cildin hemen altında fındık kadar, hatta ceviz kadar bile olsa yumuşak bir yağ bezeniz var, büyümüyor. 10 senedir orada efendi efendi duruyor. Onu mutlaka çıkarmak gerekmiyor. Peki ne zaman cerrahi olarak çıkaralım? Sinire baskı yaptığı zaman ağrı yapar. Yani altından geçen bir sinir sıkıştırırsa. Ya da altından bir damar geçiyor da damara baskı yapıyorsa yağ bezesi, o bölgede beslenme bozukluğuna yol açıyor. O zaman o bezeyi tabii çıkarıp atmanız lazım. Ama kapsülüyle birlikte ve dikkatle. Yani rastgele çünkü tekrar acemi da oluşabiliyor değil mi? Tabii vücudun yapıyor. Kendi yaptığı yayılabilir bir şey. Ve çoğalabilir. Kendiliğinden küçülmez. Yağ bezeleri yine damar ve sinir basına neden olarak ağrı, uyuşma, karıncalanma şikayetlerine neden olabilir. Özellikle derin yerleşimli, hızlı büyüyen sert ve ağrılı şişkinlikler kötü huylu olması açısından daha uyarıcı olmalı sizin için. Kesin tanı konulması gerekiyor. Sadece ultrasonografi ile tanı koymak doğru olmayabilir. Şüpheli durumlarda biyopsi yaparak tanıyı kesinleştirebilirsiniz. Bilgisini de buraya bırakalım. Helal. İdrar yolu iltihabı neden kadınlarda daha sıklıkla görülüyor ve tabii ki az sonrasında da çok sancılı bir süreci olduğunu bildiğimiz sistit ataklarını önleyebileceğiniz tavsiyeler gelecek hocamızdan. Öncelikle isterseniz idrar yolu iltihabından bahsedelim hocam. Özellikle sistitlerden, yani peelit, pielonefrit kadında da erkekte de çok görülebilir. Yani ortak sıklıkta görülebilir. Mesela böbrek taşınız varsa kadın erkek fark etmez. Pielit, yani pelviste, böbreğin çıkış kanalında ya da üreterde pielonefrit şeklinde böbreğin kendisine de yayılan infeksiyonlar görülür. Ama sistit deyince ilk aklımıza bizim kadınlara gelir. Daha hemen evlenme aşamasında balay sistitleri çok meşhur. Ama kadınların özellikle menopoz döneminde daha çok sistite yakalandığının altını çizelim. Ve o sistitlerin dikkat edilmezse kronik sistite dönüşebildiklerini, kronik sistitlerin bir süre sonra böbrek harabetine ulaşabildiklerini bir kenara not edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.